Korkuyorum. Neden korkuyorsun ki? Yalnızlıktan. Benim bakacak kimsem yok. Bir evde tek başına. Sen bilemezsin. Baban, ağan, yengen, daha kim bilir kimlerin vardır? Onları sayma. Onları rahatsız etmek istemem. Ben yalnızım derken beni seveni, benim için canını verecek birini demek istedim. Öyle biri yok demek. Benim bir kızım var 4 yaşında. Ben onun büyük şehirde okumasını, büyümesini istiyorum. Ben şehre gidip orada çalışacağım. Kızımı orada okutacağım. Eğer istersen, sen istersen senin yanına çalışırım. Sana bakarım. Elimden her iş gelir benim. Krizden sonra gözlerim iyi görmez. Seni göremiyorum. Kaç yaşında varsın? Kimlerdensin? Nasıl bir kadınsın? Bunlar önemli mi? Namuslu bir kadınım ben. Yaşıma bakma. Bana sorarsan 100 yaşında varım. Uf, tutunca az önce olduğum... Az önce olduğum gibi o var mısın? Bazı kendimi bilmiyorum. Bağırdığım, ağladığım anlar oluyor. Bunlara katlanır mısın? Sana bakarım deyince hepsi içinde. Söz bir, Allah bir. Sen adresini ver bana. Ne zaman istersen alır bebeğimi gelirim. Ama asıl iş o doktora gitmekte, ameliyatı olmakta. Bakarsın buna da sıra gelir. Ama bak, ben öyle sana çok para veremem. Senin paranı ne yapacağım ben? Ama bir şey daha var. Ne? Bana söz vereceksin. Kızının başı üstüne yemin edeceksin. Ne hastalığımı, ne kime gittiğini, niçin gittiğini söylemek yok hiç kimseye. Hiç! Sen de evine bizim köyden bir hizmetçi aldığını hiç kimseye söylemeyeceksin. Hiç. Bu ağaçlığı rüyamda görürüm hep. Şuraya bak ne güzel. Ne varsa burada kan çeker gibi çeker beni. Yine beni tanımadı. Beni tanımıyor. Hiç tanımayacak. Geldik biz. Köyden geldik. Hani bildiniz değil mi? Ha, tamam. Buyurun, buyurun.
Evet. Vakit geçiyor. Ameliyat şart. Geç kalmaktan korkuyorum. Benimle ya da bir başkasıyla bu olacak. Sizi korkutmak istemiyorum. Çok gençsiniz. Her şeyi karşılayabilirsiniz. Ama geç kalırsak... Anlıyorum, anlıyorum doktor. Babamla konuşup en kısa zamanda haber vereceğim. Korkuyorum ama galiba yalnız ölümden değil. Bunu bilmenizi istiyorum. Sakat kalmak, kör olmak, başkalarına muhtaç olarak yaşamak, anlıyorsunuz değil mi? Bunlar ameliyatı geciktirdiğimiz zaman da söz konusu. Doğanın bizim aklımıza gelmeyen bir bilinci vardır. Bu bilinç, gerçi gerekli olanı, doğayı zenginleştiren her malzemeyi korur. Buna inanıyorum. Ben de kadere inanıyorum doktor. Kadere. Oldu. Bir kitap yazmış kadar yoruldum. Her şeyi dediniz mi? Dedim. En önemlisi... Bütün miras haklarımdan vazgeçmek şartıyla bana bu parayı yolla baba dedin. Acele posta ile göndereceksin lütfen. Acele posta. İki kere okudum. Sen ne anlam verdin bu yazdıklarına? Hiçbir anlam veremedim. Yüklü para istiyor. Acele diyor. Ne yapacağımı sorma diyor. Miras haklarımdan vazgeçeceğim diyor. Neden? Neden ya? Bu parayı ne yapacağını yazsa ben esirger miyim ondan? Belli ki çocuk sıkışık. Birileri başına bindi ama... Kim? Kim onlar? Bilmem. Anarşistler sanıyorduk. Polis müdürüne gittim bile. Hiçbir listede adı yok. Adı bile yok. Esrarcılarla mı kalıyor yoksa? Bak oğlum, ağasısın. Sen de onun bir babası sayılırsın. Görmeden olmaz. Git yerinde gör. Oğlan batmış, sen elinden tutmalısın. Senden bunu istiyorum, hadi. Tamam baba, yalvarmana gerek yok. Sen emret yeter. Adresi var mı sende? Hayır yok. Mektupta yok mu? Yok. Ne yaptığını, nerede kaldığını söylemez ki mübarek. Hah, okuluna git, oradan sor. Okula gittim ben. Üzülmeyesin diye söylemedim, okula gitmiyor. Of, vay başım, bu tamam. Oğlan ne diyor? Tamam baba. Yarın şehre gider bulurum onu, merak etme. Bul ya.